Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Godox MoveLink M2 kablosuz mikrofon setini inceleyeceğiz. Kutu içeriği güzel ama bu kutu içeriğini değiştirebiliyorsunuz. Yani satın alırken farklı kutu içerikleriyle alabiliyorsunuz. Ben bunun satın alınmasını biraz daha yurt dışı taraflı düşünüyorum. Çünkü neden? Bunun şu anda Türkiye fiyatına ben baktım. 3200-3300 civarlarında en ucuz fiyatları. Ama yurt dışından almak isterseniz 1900 TL falan. Hani 2000 diye düşünelim. Temiz yapalım. 2000 TL'ye alıp hani Türkiye'ye geldiği zaman da 100-200 lira böyle vergi öderseniz bence en temiz öyle olur. Hatta bana sorarsanız 1900 artı 100 filan olur. Hani 2000'e temiz çözersiniz ama dediğim gibi siz yine bir 200 daha fark ekleyin. O şekilde 2200 gibi düşünün. Yani yaklaşık 1000 lira ucuza yurt dışından alabilme şansınız var. Ben Türkiye'de bu ürüne 3250 falan vermezdim açıkçası. Dediğim gibi yurt dışı bana daha cazip geliyor. Orada şunu düşünebilirsiniz tabii ki abi garanti filan işleri ne olacak diyebilirsiniz ama aradaki fiyat farkı bu garanti yani unutmaya yetecek kadar diyebilirim. Ben orada çok garanti işini dert etmezdim. Şimdi isterseniz gelelim ürüne arkadaşlar. Benim üründe en sevdiğim Sevdiğim yanlardan bir tanesi şu kap oldu. Mesela şu kutunun içine şu ürünleri koyup şu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bir dock yani bu. Şöyle de kapatıyorsunuz. Bunda en sevmediğim yön de şu oldu arkadaşlar. Bunda yerleşik bir batarya yok. Yani böyle kapattınız mikrofonları şarj etmiyor. Illaki şuradaki Type C'den buna güç bağlamanız lazım. Hatta şuraya mesela delikler koymuşlar ki buraya şunu takıyorsunuz. Nerede o aparat onu göstereyim. Bilek askısı var mesela. Bu bilek askısını şuraya takma şansınız var. Yani düşmesin falan diye böyle bileğinizde taşıyabiliyorsunuz. Şunu bile düşünmüşsün ama bunun içine bir tane batarya yerleştirmemişsin. Bu ürünler çok yüksek batarya kapasitesi gerektiren ürünler olmadığı için çok rahatlıkla bu ürünü bir şarj doku haline getirebilirlerdi. Yani hiç prize takmadan da şarj edebilir hale getirebilirlerdi. Öyle yapsalardı bayılırdım. Ama dediğim gibi bu kutunun bu şekilde olması da benim hoşuma gitti açıkçası. Taşıma anlamında çok güzel oluyor. Mesela biz rod'da kullanırken rodun verdiği bir kese var. Çok kullanışsız bir kese. O keseyle taşıyoruz. Bu mesela hem daha sağlam tutuyor. Sonuçta o kesenin üstüne mesela bir şey düştüğü zaman ya da bir şey sıkıştırdığı zaman bizim mikrofonlar yalan olur. Ama bu mesela sert gayet de sağlam bir yapısı var. Bu mikrofonları gayet güzel koruyacaktır. Şimdi isterseniz cihazlara başlamadan bir kutu içeriğini aradan çıkaralım. Sonra da cihazlara yakından bakalım. Şu dokun olduğunu söylemiştik zaten. Bizdeki sette arkadaşlar iki tane verici var bir tane alıcı var. Siz bunları isterseniz bir bir de alabiliyorsunuz. Yani bir alıcı bir verici olarak alabiliyorsunuz. Kutu içeriğini farklı şekilde de alabiliyorsunuz. Ben yine ekrana getirmeye çalışacağım. Onu içerikler değişebiliyor. Bazılarına mesela şöyle elle tutmalı mikrofon şeyi var. Sapı mı derler ne derler ona bilmiyorum. Öyle bir şey var. Bazısında işte telefon koymak için bir şey var. Telefon adaptörü var filan. O tarz şeylerle alabiliyorsunuz. Şu bilek askısından bahsetmiştik zaten. Bunu da kenara alalım. Şöyle iki tane dead cat dediğimiz tüylerden var. Rüzgar sesini engellemek için. Bunlardan da yine bahsedeceğiz. İki tane yaka mikrofonu var arkadaşlar şu şekilde. Ben bunların hepsinin ölçülerini vesaire hani bu kabloları vesaire ölçülerini ekrana yazılı olarak koyacağım. Hiç merak etmeyin. Bunların kalitesi de güzel. Bunları da beğendim. Onu da eklemiş olayım. Şurada kırmızı renkte özellikle telefonlar için genelde ihtiyacınız olur bunda. Bir tarafı TRS bir tarafı da TRRS olan kablodan var arkadaşlar. Şöyle spiral yapıda uzayabiliyor. Bunu kırmızı yapmışlar. Sonra devam edelim. 3 tane Type-C'miz var arkadaşlar. 3 tane Type-C kablosu var. Şunla da cihazları şarj edebiliyorsunuz ama kendi üzerlerinde Type-C var kendi üzerlerindeki Type-C'den de şu yan tarafta Type-C'den de şarj ediyorsunuz. Bu doktan şarj ederken de şu arka tarafta iki tane pini var. O pinler buraya zaten temas ediyor. Detaylarda göreceksiniz. Onlarla şarj edebiliyorsunuz. Ama isterseniz hani bunu kullanmadan da şu üç tane Type-C kablosunu kullanarak şarj edebiliyorsunuz. Adaptör çıkmıyor. Sadece kablo çıkıyor arkadaşlar. Bir tane de TRS'den TRS'ye yani şu şekilde tek boğum olarak kablomuz var. Bunu genelde kameralarda falan kullanıyoruz. Bunu da dediğim gibi genellikle telefonlarda falan kullanıyoruz. Çünkü telefonlarda iki tane boğum oluyor. Yani onlarda mikrofonlu kulaklıklar var ya onları kullanmak için genelde bazılarına da sinyal kontrol için oluyor ama genelde bizde mikrofonlu kulaklıklar olduğundan telefonlarda tek jack oluyor. O yüzden böyle bir kabloya ihtiyacımız oluyor. Bunun yanında bir şey daha var arkadaşlar. Hemen ondan da bahsedeyim. Şöyle 3 tane ufak pul gibi şeyler var. Üstünde de zaten Godox yazıyor. Bunun özelliği de şu arkadaşlar. Hemen bahsedeyim. Direkt cihazların üzerine geçmeden önce. Bunların şu arkasında klips var. Şu klipsle de işte yakaya falan tutturabiliyorsunuz. Ya da herhangi bir yere tutturabiliyorsunuz. Bu klipsler aynı zamanda manyetik. Manyetik olduğu için şunlarla üzerinizde sabitleyebiliyorsunuz. Ya da herhangi bir yere şu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Ben şunlar düşmesin diye böyle koydum. Bakın bunlar mesela gayet de güçlü tutuyor. Bu şekilde sabitliyorsunuz. Bu mikrofon yakanızdan falan düşmemiş oluyor. Şimdi bunları bir kenara alalım. Cihazların kendi üzerine bakalım. Sonra da cihazı bağlarız. Oradan ses kalitesini falan konuşuruz. Şimdi ben bunları bir kenara alıyorum. Şimdi arkadaşlar şu ortada gördüğünüz alıcı. Bu iki tanesi de vereceğim ama tip olarak baktığınız zaman birbirlerinin kopyası gibi görünüyor. Sadece şöyle farklılıklar oluyor. Bakın şuradan baktığınız zaman burada mesela mikrofon var. Burada da yaka mikrofonunu taktığınız deliği görüyorsunuz. Şurada mesela kamera sembolü olan buradan alıyorsunuz sesi kameranıza ya da telefonunuza götürüyorsunuz. Şurada kulaklık olan yerde de kulaklığınızı falan bağlayıp ya da bir hoparlör vesaire bağlayıp buradan aldığı sesi dinleyebiliyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Bu da zaten diğerinin aynısı. Şunlar ikiz cihazlar zaten. Şurada da pinleri görüyorsunuzdur. Ufak ufak pinler var. Aynı pinler arkada da var. Yani şu şekilde oturduğu yerler var. Bu pinlere oturduğu zaman şu şekilde rahat da oturuyor zaten. Kutuya birebir oturuyor. Böyle taktığınız zaman şarj oluyor. Hatta şu şekilde biz takalım. Size de bir göstermiş olayım. Taktık. Bakın şu anda zaten ışıkları yanıyor. Gördüğünüz gibi şarj işlemi başladı. Şunların şarjı dolu. Şunun biraz daha boş olduğu için bakın yanıp sönüyor. Belki şöyle görünmüyordur. Şöyle yaklaştırıp göstereyim size. Yanıp sönüyor. Bu şekilde şarj olduğunu görüyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz. Şarj işlemi devam ediyor. Şurada da bir bildirim ledi var. Buradan da şarjın devamını görebiliyorsunuz. Yani nasıl gittiğini görebiliyorsunuz. Şimdi biz bunu çıkaralım. Anlatmaya devam edelim. Açalım cihazlarımızı. Şöyle ilk önce alıcıdan bahsedelim. Üst taraftan zaten bahsetmiştik. Arka taraftaki klipsi de konuştuk. Burası manyetik. Şuradaki şarj pinleri. Yandan baktığımız zaman burada arkadaşlar pair tuşunu görüyorsunuz. Mono ve stereo switch var bir de bunun yanında yani ikisi aynı yerde. Burada mesela pair'a bastığınız zaman şunların üstünde de aynı şekilde pair var. Bakın dikkat ederseniz bu eşleştirme demek arkadaşlar. Bunlara basılı tuttuğunuz zaman birbirleri arasında hani bir kopukluk falan olursa eşleşme işlemini yapıyorsunuz. Onun yanında şurada zaten type c'yi görüyorsunuz. Hepsinde bu type c var. Şöyle göstermeye çalışayım size type zaten hepsinde aynı yerde. Pair tuşlarını da görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla eşleştirme işlemini yapıyorsunuz. Şimdi diğer tarafına baktığımız zaman bunda biz şu anda şeyle devam ediyoruz. Alıcı ile devam ediyoruz. Şurada açma kapama tuşunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada AB yazıyor ya. Burada mesela bakın ses kısmı açma tuşları gibi tuşları görüyorsunuz. Bunların hassasiyetini falan değiştirebiliyorsunuz. Bu AB de şu. Yani birbirleri arasında geçiş yapıyor. Aksi taktirde yani geçiş yapmazsanız ikisinin birden hassasiyetini değiştiriyor. Teki takılıysa tabii ki tekinin ama ikisi de takılıysa ikisini de değiştiriyor. Buradan A'yı B'yi değiştirerek şuna bir kere bastığınız zaman diğerine geçiyor. Onu değiştirerek hassasiyetle oynayabiliyorsunuz. Birazdan zaten onu da göstereceğim sizlere. Şimdi isterseniz ekranını açalım. Şurada da bildirimlediğini görüyorsunuz. Şu yan taraftan güç tuşuna basılı tutuyoruz cihaz açılıyor. Ben ekran kalitesini çok beğenmedim onu söyleyeyim. Siyah beyaz bir ekran ama ben çok beğenmedim açıkçası. Parlak hani parlaklığı konusunda pek bir sıkıntı yok ama ben hani bir de Rod'un renkli ekranına alışmışım. O biraz daha bana hoş geliyor. Bir de şurada çok ufak kalıyor bana ekran. Ne bileyim şurayı biraz daha büyük yapsalarmış daha güzel olurmuş. Şimdi arkadaşlar şunlardan bir tanesini de açalım. Yine bunların da yan tarafında şey güç tuşu var. Birazdan zaten bundan da bahsedeceğim. Bağlantı kurulsun. Şurada A cihazıyla bağlantı kuruldu, B cihazıyla bağlantı yok. Onu da zaten görüyorsunuz. Şurada bağlantı tamamlanmış, şurada da üstünde çizgi var yani bağlantı yok. Onun altında desibel olarak yazanlar dediğim gibi hassasiyet. Eksi 5 ile artı 10 arasında değiştirebiliyorsunuz bu hassasiyeti. Şuradan da söylediğim gibi birbirleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bakın şu an B'ye geçti, şu an A'ya geçti. Bakın şu an basalım A'da, şu an bir daha basıyoruz B'de. Tabii ki bunların ikisi de yanıp sönmüyorsa yani mesela şu anda B yanıp sönüyor. Biraz da onu değişecek. Bakın şu anda mesela değiştirirsek her ikisi de değişecek. Bakın şöyle arttırayım. Bakın her ikisi de değişiyor. Şuradan bastığımız zaman bakın şu anda mesela B'ye geçirdim. Şu an B'yi değiştirebiliriz. Bu şekilde birbirleri arasında geçiş yapıp hassasiyeti değiştirebiliyoruz. İsterseniz şimdi B'yi de açalım. Bu AB olayına çok takılmayın arkadaşlar. Şu yandaki zaten hani eşleştirme tuşu var dedim ya. Herhangi bir tanesini de A yapabilirsiniz. Herhangi bir tanesini de B yapabilirsiniz. Ona çok takılmanıza gerek yok. Şurada pil sembolleri var arkadaşlar. Görüyorsunuz hem A'da hem B'de. Onlar sayesinde vericilerin pil seviyelerini görebiliyorsunuz. Ortada da kendi pil seviyesi var. Şuradaki barın hareket ettiğini görüyorsunuz. O barda gecikme var. Onu söyleyeyim. Yani birebir eşleşmiyor bu cihazla. Kameraya verdiği seste problem yok ama buraya gelen seste biraz gecikmeyle geliyor. Yani şu ekran gecikmeli gösteriyor. Dediğim gibi kameraya verdiği seste problem yok. Sadece şuradaki barları takip ederseniz o sizi yanıltabilir. Burada gecikmeli. Bunun ekranı bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki mavi ledi gördüğünüz zaman da eşleştirmede problem yok demektir. Bunun rengi değiştiği zaman eşleştirmede problem oluyor. Biz şimdi bir de cihazımızın üstüne bakalım isterseniz. Şimdi bunun ekranına baktığımız zaman da şuradan bağlantı durumunu görüyorsunuz. Bir tarafta pil sembolü var. Bir yerde de mesela şu üst tarafta, sol üst tarafta A B diye artık hangi kanalsa onu yazıyor. Altta bir mikrofon sembolü var. O da şu işe yarıyor arkadaşlar. Mesela şurada sesi kapatma tuşu var. Tamamen sesi kapatmak isteyebilirsiniz. Ona bastığınız zaman onun üzerinde çarpı oluyor. Çarpı olduğu zaman da ses kesiliyor. Zaten dikkat ederseniz bar artık oynamıyor. Tekrar bastığımız zaman da açılıyor. Şu anda dikkat ederseniz bar oynuyor arkadaşlar. Buradan sesin açık olduğunu görüyorsunuz. Bunun yan tarafında da yine bahsetmediysek bahsedelim. Güç tuşu ve bahsettiğim sesi kapatma tuşu var. Arka taraf filan aynı. Buradaki klipsler üçünde de klipsler manyetik zaten. Hani şeyde manyetik değil diye düşünmeyin. Mesela şu alıcı olan normalde yakanıza filan bunu takmazsınız ama bu da manyetik. Üçünde de manyetik şey sabit. Buradaki klip sabit. Onun dışında zaten bahsetmiş üst tarafta yaka mikrofonu takmak için yer var. Kendi mikrofonu var. Yan tarafta Type-C var. İşte eşleştirme tuşu var. Öbür tarafta güç tuşu ve sesi kapatma tuşu var. Onun dışında zaten gördüğünüz gibi böyle sade bir cihaz. Şimdi bunu dokumuza koyalım. Biraz da aksesuarlardan falan bahsedelim isterseniz. Şurada DeadCat'ten bahsetmiştik. Bu kutu içeriğinden çıkıyor. iki tane var. Zaten iki tane vericimiz olduğu için bunlardan iki tane çıkıyor. Bu güzel arkadaşlar. Şöyle güzelliği var. Ondan biraz bahsedeyim. Bakın şuradaki mesela delik şurada mikrofonun üzerine geliyor. Böyle oturtuyorsunuz bunu. Sağlam oturuyor. Herhangi bir şekilde çıkma vesaire olmaz. Oradan hani korkunuz olmasın. Hatta çıkarırken bile biraz sert çekmeniz gerekiyor. Tek kötü yanı eğer bunu yakanıza takıyorsanız biraz büyük. O yüzden çirkin duracaktır. Ama hani sağlam tutması da bir avantaj. Rode Wireless Go 1'de bu çok kötü tutuyordu. O mesela direkt düşüyordu. Bunda gayet sağlam tutuyor. Yani o bakımdan hiçbir sorun yaşamazsınız. Ben de bir sıkıntı yaşamadım. Hani işlevini de iyi yapıyor. Rüzgar güzel kesiyor. O bakımdan da memnun kaldığımı söyleyebilirim. Dediğim gibi tek kötü yanı biraz kaba olması. Normalde yaka mikrofonu tarafını falan kapatmasına gerek yok bunun. Biraz daha küçük yapılabilirdi. Ama hani aradan rüzgar falan kaçmasın diye sanırım bayağı büyük yapmışlar. Şimdi de isterseniz biraz bağlantılarından bahsedelim. Mesela şu eşleştirmeden bahsettik ya şunlara basılı tutalım. Normalde eşleştirmede bir sorun yok ama tekrar görün diye yapıyorum. Bakın kırmızı yanıp sönüyor. Eşleştirme yapıldı. Tekrar bir deneyelim. Basılı tutuyoruz ikisinden de. Şu anda arıyor. Bakın gördüğünüz gibi eşleştirme tamamlandı bunu her ikisiyle de aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Yani A'yı B'yi falan çok takmayın. Onların ikisiyle de aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi mikrofonumuzu kameraya takalım. İsterseniz biraz da sesi oradan alarak devam edelim. Evet arkadaşlar mikrofonu kameraya taktım. Verici de yanımda duruyor. Vericinin bir tanesini kutuda bıraktım. Ona hiç gerek yok. Tabii ki siz ikisini de beraber kullanabilirsiniz. Mesela tek kişi çekimi yapacaksanız ya da iki kişi çekimi yapacaksanız stereo mono şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarı da alıcı üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani bunun üzerine stereo mono değişim tuşu yok. Onu alıcı üzerinden yapmanız gerekiyor. O pair tuşu aynı zamanda stereo mono geçişini yapıyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim öncelikle ben mesela bunun dış çekimini de yaptım yani dışarıda testini de yaptım içeride testini de yaptım. İçeride bayağı sorunsuz bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bir tek şeyi söyleyebilirim. Rode Wireless Go'dan biraz daha dip ses olarak bu daha fazla dip ses alıyor. Hani o da çok önemsenecek bir miktar değil o yüzden çok dert etmiyorum. Dışarıda da şöyle bunda mesela hani özelliklerine baktığınız zaman range olarak 50 metre demişler ama ben 50 metreyi çok gerçekçi bulmuyorum. Hani kendim araştırmalarımda falan da 30 metre hani kullanılabilir ancak diye okumuştum. O yüzden ben kendimde de testi 30 metreye göre yaptım. Onun dışında şöyle bir şey vardı mesela araştırmalarımda işte bunun hani özelliklerini anlatırken Wi-Fi sekme özelliği gibi bir şey anlatıyorlardı. Yani biraz daha güvenli kanal gibi düşünün. Tam olarak öyle bir şey değil de yani Wi-Fi'yi sizin istediğiniz güvenli bir yere ayarlıyor, o sayede kopmaları engelliyor gibi bir şeyler okumuştum. Ama mesela testleri yaparken şöyle bir şeyle karşılaştım. 30 metreye kadar gittim. Bir problem hissetmedim öncelikle. Sonra mesela yaklaştım kameraya. Sonra dedim ki videoyu izleyeyim bakalım. Neyse videoyu izledim. Videoyu izlerken 30 metreye kadar gidiyorum. Orada bir problem yok. Sizler de zaten göreceksiniz. 30 metreden sonra yaklaşmaya başlıyorum. Bir yerden sonra ses gidiyor. Tabii ki bunlar Wi-Fi ile bağlandığı için yani radyo frekansı ile değil de Wi-Fi ile bağlandığı için koptu mu toptan kopuyor. Yani radyo frekansı olsa cızırtı mızırtı bir şeyler olur. Bunlar da koptu mu tamamen kopuyor. Tekrar bağlantı da yapmamış. Ben mesela gelmişim kameraları konuşuyorum konuşuyorum falan ortada ses vesaire yok. Ben dedim ki Allah Allah hani 30 metrede sorun çıkmadı yaklaşırken neden sorun çıktı. Birkaç kere daha test yaptım. Onlarda problem çıkmadı. Sonra bir daha yapayım dedim. Hani emin olmaya çalışıyorum. Sonra aynı şeyle bir daha karşılaştım. Bu sefer 30 metreye gittiğimde koptu yoktu Meğersem bu mesela Wi-Fi sinyallerinden bayağı etkileniyormuş. Hani öneri olarak internette filan baktım ben bunu öneri olarak kameranızın Wi-Fi'ni kapatın filan yazmışlar. İşte cep telefonu kullanıyorsanız onun Wi-Fi'ni kapatın falan. Bu çok saçma bir şey yani ben Wi-Fi'yi kapattıktan sonra ne işim var bunlar. Hani onunla mı uğraşacağım sürekli Wi-Fi'yi kapat aç vesaire. Dediğim gibi dışarıda kullanımlarda böyle bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar Godox mikrofonun dış mekan testindeyiz. Şu anda biraz mesafeyle böyle mesafeyi arttıracağız. Bakalım hani range test ediyoruz ya mesafede kopma filan oluyor mu ona bakacağız. Ben yaklaşık 30 metreye falan gitmeyi düşünüyorum. 30 metrenin ilerisinde çok fazla gitmeyi düşünmüyorum. Şimdi kameraları falan kaptırmayalım burada ormanlık alanda bir de koşturmayalım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi zaten 30 metre yetecektir insanlara. Çok fazla da hani mesafe arayacaklarını düşünmüyorum. Yaklaşık 20-30 cm aralığında bunu tutmaya çalışıyorum. Üzerine ben bu şeyi taktım, detketi taktım, hani bu tüyleri taktım ki rüzgardan falan etkilenmeyecektir. Çünkü çok fazla bir rüzgar esmiyor. Çok nadiren böyle hafiften hani ne derler? Esinti oluyor. Onun dışında pek bir şey olmuyor. Bunun kendi üzerinde bir hassasiyet ayarı yok arkadaşlar. O yüzden hani çok fazla hassasiyetle oynayamayacağım. İlerleyip geldiğim zaman yaka mikrofonunu takarım. Bunun üzerinde sadece hani sesi toptan kapatma, komple kapatma tuşu var. Onun dışında hani sesi buradan şey yapamıyorsunuz. Yani ses hassasiyetini ayarlayamıyorsunuz. Alıcı üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. İki cihaz da aynı yani. Vericilerin ikisi de aynı şekilde. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar mesafeyi arttırmadan önce. Ben buna artı eksi hassasiyet bir değeri vermedim. Sıfırda bıraktım. Şimdi biz isterseniz mesafeyi arttırmaya başlayalım. Dediğim gibi 30 metreye kadar gideceğim. Oradan geleceğim. Ses kesilirse bilmiyorum. Çünkü sesi çok takip edemiyorum. Ancak onu evde görürüm. Dediğim gibi siz onu artık Kendiniz bakarsınız eğer ses çok uzun süre kesiliyorsa o zaman da o alanı keserim. Ben onu yazılı olarak eklerim. Şu anda hani böyle gerekli gereksiz konuşuyorum. Aslında çukura düşüyordum. Çünkü hani sesi anlayın diye normal bir ses seviyesinde konuşuyorum. Ne bağırarak ne de şey hani sessiz normal bir insanla sohbet eder gibi konuşuyorum. Şöyle biraz daha gidelim ağaca da çarpmayalım. Ben mesafeyi kendim belirlediğim için 30 metreyi biliyorum arkadaşlar onu söyleyeyim size. Yaklaşık 30 metredeyiz arkadaşlar. Kendi mesafeyi zaten ayarlamıştım. Şimdi tekrar 30 metreden yakınlaşmaya başlayacağım. Şöyle yakınlaşmaya başlayalım. Şimdi yaka mikrofonunu taktım. Yaka mikrofonu da yaklaşık işte 15-20 cm'de falan. Normalde de ben bu aralıkta kullanıyorum zaten. Şimdi buradan da sesi anlarsınız. Bununla range testi yapmıyorum. Çünkü zaten aynı şey olacak. yani çok bir şey değişmeyecek. Sesin hani farkına bir bakalım. Yaka mikrofonuyla nasıl alıyor? Diğer mikrofonla yani kendi mikrofonuyla nasıl alıyor şeklinde bakalım. Şöyle bir şey var. Bu Godox'un kendi gönderdiği yani kutunun içinden çıkan mikrofon. Farklı bir mikrofonla denemiyorum. Şu anda ben bunu böyle yan, yan tarafa cebimin yanına koyacağım. Şöyle birazcık üzerine dokunayım. Şu anda ben birazcık üzerine dokunuyorum. Çok şiddetli değil hafiften. Bu ses içine giriyor mu girmiyor mu ona bir bakmak lazım. Çok hafif dokunuyorum yani, yani cebinizde bir şey olur, telefon olur ona sürter falan o şekilde düşünün. Burada ses giriyorsa siz bunu zaten duyuyorsunuzdur. Ben de evde duyacağım tabii ki. Çevredeki sesleri de zaten duyacaksınızdır. Onları da bir kendiniz karar verirsiniz, bakarsınız. Sanırım az çok yaka mikrofonunda ses kalitesi anlaşılmıştır. Söylediğim gibi ikisinde de aşağı yukarı aynı ses şiddetiyle konuşmaya çalışıyorum. İkisinde de aşağı yukarı aynı ayarları kullanıyorum. Söylediğim gibi artı bir değer vermedim zaten. Normal sıfır ayarında kullanıyorum. Onun dışında ses kalitesi olarak eğer kopma vesaire olmazsa ses kalitesi güzel. Ama kopma olursa da dediğim gibi böyle bir şey çok can sıkar. Ya zaten bu koptuktan sonra hani dışarıda çekim yapamadıktan sonra iç mekan için ben sadece böyle bir cihaz almam açıkçası. Hani iç mekan için bence pahalı bir cihaz olur. Ben bu cihazı alacağım ama Mirfak'ın W 10 cihazını almayı tercih ederim ama illa bu cihazı alacaksanız da böyle bir risk olduğundan bahsedeyim. Ben mesela incelemelere falan da baktım, yabancılara da baktım, Türklere de baktım falan. Kimse bu tarz bir testten, bu tarz bir sorundan bahsetmemiş. Bu bir tek bana mı denk geldi bilmiyorum ama herhalde bir tek bana da denk gelmemiştir. Sonuçta dışarıda test ediyorsanız illa ki bu karşınıza çıkabilir. Aklınızda bulunsun. Onun dışında genel olarak konuşacak olursak hani şu şekilde sesi alması da yaka mikrofonuyla sesi alması da gayet benim hoşuma gitti. Hani sesi boğma anlamında da herhangi bir boğma gibi şeyler olmuyor. Bazı böyle mikrofonlar sesi boğar. Bazıları da patlamalara sebep olur. Mesela Ceremonic'de benim hoşuma giden bir şey vardı. O sesin mesela patlamasını engelliyordu. Bu da o tarz bir mikrofon. Yani bu da sesi birazcık kendisi dengeliyor. O bakımdan da iyi. İsterseniz şimdi bir yaka mikrofonu takalım. Kendi yaka mikrofonunu. Bunların kalitesi de benim hoşuma gitti. Hani günlük hayatları artık bunu kullanırsınız. Herhangi bir şekilde değiştirme ihtiyacı duymazsınız. Bu tarz ürünlerde genelde şöyle bir şey olabiliyor. Mesela cihazın kendisi güzel oluyor da mikrofonu kötü oluyor. Hatta bazılarında yaka mikrofonu hiç çıkmıyor. Benim mesela Rode'da vesaire öyle bir şey yok. Yaka mikrofonuyla şimdi devam edelim isterseniz arkadaşlar. Ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şunu bir alayım şundan göstereyim. Şunu hiç kurcalamayayım. Şimdi arkadaşlar ucuz mikrofonda biraz bahsetmiştim. Böyle elinizi aldığınız zaman biraz elinizi sürttüğünüz zaman biraz böyle işte dokunduğunuz zaman vesaire o sesi içine alıyor sese karışıyor demiştim. Bu mesela onun kadar kötü değil. Bu azalıyor. Şöyle söyleyeyim farkı. Rode Wireless Go'dan daha çok sesi alıyor. Yani o kirli ses dediğimiz sesi daha çok alıyor. Ama o ucuz mikrofon gibi anlattığım kadar da çok olumsuz bir durum yok. Dediğim gibi şöyle hani elinizde kullanırken birazcık sabit tutmaya çalışın. Atıyorum bunu böyle kullanıyorsunuz. Şöyle şeyi de taktığınız üstüne, bu dead kit de taktığınız üstüne şu şekilde röportaj yapıyorsunuz. O sapı falan almadınız. O sapı falan alırsanız orada problem olmayacaktır. Çünkü bu sabit duruyor. Böyle elinizde tutarsanız da elinizi çok fazla üstüne sürtmemeye çalışın. Sürttüğünüz zaman o sesleri içeri alıyor. Ona dikkat ederseniz problem yaşamazsınız. Şundan da bahsedeyim. Eğer bu tarz yaka mikrofonuyla kullanıyorsanız elinizi falan sürtmeniz yine orada sorun değil. Orada da ses alma konusunda bir başarılı. Yani o zaman böyle elinize aldığınız zaman vesaire herhangi bir problem olmuyor. Şimdi pil süresiyle devam edelim isterseniz. Hani teknik veriler falan 6 saat demişler. Ben 6 saatlik bir süre alamadım. Ben genelde bu tarz ürünleri açık bırakıyorum. Hani ortam sesiyle vesaire çalışıyor. Saat başı da gelip gelip bakıyorum. 4 saati biraz geçiyor yani. 4 saatin üzerine 4 buçuğu bulmuyor. 4 saati biraz geçe pili bitiyor. Ondan bahsedeyim. Şimdi de isterseniz biraz malzeme kalitesinden bahsedeyim. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şu kutunun kalitesi olsun, bunun kalitesi olsun ortalamanın üstünde. Premium birinci sınıf bir malzeme diyemem ama ortalamanın üstünde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyatını düşündüğümüz zaman da gayet ideal olur. Hani 2000 liraya falan bu cihazı çözerseniz baya güzel bir iş yapmış olursunuz. Ama şunu da belirtiyorum bakın videonun başına da söyledim. O Mirfak'ın modeline de bir bakın o da gayet güzeldir. Hem bundan daha uyguna getirebilirsiniz hem de bundan daha özelliklidir. Onun range'i bildiğim kadarıyla bu mesela 50 metre olarak geçiyor, 70 diye geçiyor diye biliyorum ben onu. Mesela pil süresi onun daha fazla. Bu mesela 6 saat olarak hani teknikleri anlamında bir karşılaştırayım. 6 saat olarak veriliyor, 8,5 saat diye biliyorum. Bir de ne vardı mesela yerleşik kayıt var SD kart falan takabiliyorsunuz ona. O tarz özellikleriyle bunun daha üstünde bir cihaz bence. Onu da bir kontrol edin yani en azından bir incelemelerine falan bakın. Onun şöyle bir dezavantajı var çok fazla reklamı yapılmıyor. Yani herhalde YouTuber'lara falan da çok fazla ürün göndermeyen bir marka. Onun çok fazla reklamı yapılmıyor. Benim Slovak bir arkadaşım kullanıyor onu çok da memnun. Hatta Sony'nin A7'si ile kullanıyor. Dediğim gibi çok memnun. Ama onun bunun kadar bir reklamı yapılmadığı için çok fazla tutmuyor. Siz yine de bir araştırın. 109 dolara falan onu denk getirebilirsiniz muhteşem ötesi olur. Ona da bir bakın. Yine onda da aynı şekilde tek alıcı çift verici şeklinde bir set var. Ona da bir bakın dediğim gibi. Evet arkadaşlar yaka mikrofonu ile konuşmaya devam ediyoruz. Yaka mikrofonu ile kendi mikrofonu hani mesafe anlamında denk tutarsanız çok fazla farkları olduğunu söyleyemem. Siz zaten kendiniz de şu anda dinleyeceksiniz. Ben bu seslere hiç müdahale etmiyorum. Normalde hani ben yani kendi seslerime müdahale ettiğim oluyor ama bu seslere hiç müdahale etmiyorum. Kendiniz direkt dinlersiniz. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bazı ucuz ürünlerde şöyle bir şey oluyor. Mesela buradaki mikrofon tam buraya yakın olmuyor da siz böyle çok yakına getirmeniz gerekiyor. Öyle bir derdi yok. Hani o bakımdan da hani iyi olduğunu söyleyebilirim. Genel bir değerlendirme yapacak olursak iç mekanda kullanım olarak 10 üzerinden 9.5 falan diyebilirim. Dış mekan kullanımı olarak ben 10 üzerinden en fazla 6 veririm. Çünkü o kopmalar büyük ihtimal size de denk gelecektir. Hani hele de biraz uzun mesafede kullanacaksanız. Hatta ben şuradan da çok korkardım. Böyle bir cihazı alıp konferanslarda falan kullanmaktan çok çekinirdim. Çünkü oradaki Wi-Fi miktarı falan da çok olacaktır. Hani kablosuz böyle aktarım da olabilir. Kablosuz sinyal fazlalığı da olabilir. O yüzden oralarda kullanmaya ben çekinirdim. Ama evde işte böyle ne bileyim Anadolu'da sinyalin az olduğu yerlerde vesaire kullanacaksanız bayağı memnun kalırsınız. Burada şunu duyabilirsiniz çok fazla. Bazı adam buna bayılır. Yani hiçbir sorun yaşamaz. Çünkü onun olduğu bölgelerde buna sorun çıkartabilecek çok fazla etmen yoktur. Ama bazı adamda dersiniz ki ya bu nasıl bu kadar sorun yaşıyor? Orada da çok fazla etmen vardır sorun çıkartacak. Öyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi bunu alırken iç mekanda kullanıyorsanız gözünüz kapalı alabilirsiniz. Orada problem yok ama Türkiye'den almayın derim. Çünkü Türkiye'de bana kalırsa pahalı satılıyor. Sonuçta yurt dışından 2000 TL'ye çözmek varken Türkiye'den 3250'ye falan almak dediğim gibi çok mantıklı olmayacaktır. Onun dışında dış mekanda uzak mesafede kullanmıyorsanız yine işinizi görecektir. Mesafe uzadıkça sorunlar baş göstermeye başlayacak. Onu da dikkate alabilirsiniz tabii ki. Bunların dışında malzeme kalitesi, kutu içeriği vesaire bu konulardan herhangi bir de bulunamam. Aksesuarlar konusunda zaten yapacağım eleştirileri yapmıştım. Hani şundaki batarya olayını söylemiştim. Batarya olsa diye. İşte şu dead şirket biraz büyük diye söylemiştik. Onun dışında kabloların kalitesi olsun. Mesela şu kabloların kalitesi filan olsun. Bunlar da çok yüksek kaliteye sahip. Herhangi bir problem bunlarda da yaşamazsınız. Birazcık ömürü konuşmak gerekirse ben mesela pillerin ömrüne çok güvenemeyebilirim. Çünkü teknik verilerle kullanım bayağı birbirinin hani aksini söylüyor. Pil konusunda belki 1-2 seneye pili ölür. Hani o bakımdan elinizde kalabilir. Ama şöyle bir malzeme kalitesi konuşursak mesela şu yaka mikrofonunun kalitesi. Bu bence uzun yıllar sizi götürecektir. Hani herhangi bir şekilde bana kötü bir his vermedi. Kendi malzeme kalitesi bir kötü bir his vermedi. İşte bu manyetik tutacaklar vesaire güzel tutuyor. Onlar da kötü bir his vermedi. Şu dokun kalitesi de gayet iyiydi. O bakımdan iyi olduğunu söyleyebilirim. Eksileriyle artılarıyla ile cihazı böyle değerlendirebilirim. Evet arkadaşlar Godox Movelink M2'nin her şeyinden bahsettik sanırım. Dikkat edeceğiniz ufak tefek şeylerden de bahsedeyim. Onları da atlamayalım. Mesela dedik ya şu telefon için kullanabiliyorsunuz diye. Bunu mesela kullanırken eğer jack'ı yoksa yani 3.5 mm jack yoksa bir adaptör almanız lazım. O kutudan çıkmıyor. Ya da onun dahil olduğu kutu var. Onu almanız gerekiyor satın alırken. Onlara göre fiyatlar değişiyor. Şöyle bir şeye dikkat edin. Bunun mesela alıcısını taktığınız kameraya kameranın ses barıyla bunun alıcısını biraz eşleştirin. Yani bunun mesela alıcısını artı 10'a getirdiniz. Kamerayı o zaman biraz kısın. Bunu mesela eksi 5'e getirdiniz. O da neden yaparsınız? Dış sesleri alsın, almasın şeklinde. Onları ayarladığın zaman da kameradan bunu dengeleyin. Dış sesleri alma almama konusuna gelecek olursak dış sesleri çok alıyorsa işte hassasiyeti düşürürsünüz. Az alıyorsa sizin sesinizi biraz daha yüksek alsın istiyorsanız hassasiyeti arttırırsınız. O bakımlarına eksi 5 ile artı 10 değerleri gayet yeterli diyebilirim. Herhalde daha fazla da söyleyecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Her şeyinden bahsettiğimizi düşünüyorum. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Eğer maddi durumunuz ise de katıdan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.